Peki gelelim bu hikayeye. Gerçekten bu haberi verirken biraz da böyle canım sıkılıyor çünkü. Eski eşler kozlarını mahkemede paylaşıyor. Konu çocuk hikayesi. Dün de Mustafa Sandal'ı vermiştik bak. Evet, ben tabii çocuklardan üzülüyorum. Çünkü çocuklar sonuçta hani ergen ve belli bir yaştalar ve onlar hakkında konuşuluyor bu konu. Doğru. Yani onların üzerinden konuşuluyor. Yani ben hala bu kendi aralarındaki hikayeyi Doğmuş ki. çözememiş, buna meydan veren yapıdan açıkçası utanıyorum kendi adıma. Olmaması gereken bir şey. Mevzu ne? Tanıdığım da insanlar Demet Şener ve eski eşi İbrahim Ben Kutluay oğullarını tanıyorum. arasında boşanma protokolüne uygun davranmayarak İbrahim Kutluay'ın Ömer'in diş tedavi ücretini karşılamadığı iddiasıyla Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a dava açtı ve davada Demet Şener haklı bulundu. Tamam. Kutluay'ın 50.342 liralık tedavi masrafını ödemesine karar verdi. Vallahi oğlan diyecek ki kardeşim ben Real Madrid'de imzayı attım. Ne sen öde ne ben öde ben kendim ödüyorum ya deyip geçecek yani. O Evet. hale geliyor bu işler maalesef. Evet. Peki herhangi bir şekilde kazancı olmayan bir yavrumuz olsaydı ne olacaktı? Hani ben kendim ödeyeyim diyor mesela şimdi ama Ya diyor madem... diye mi demiyor sonuçta yani 18 Misal yani yaşında öyle doldurmuş diyebilir değil. çünkü adam milyon ya da eurolara imzayı attı onu geç. Ama bir protokol de var ve İbrahim Kutluay çocukların sağlık giderlerini ödemesi gerekiyor ama ödememiş ve hani iş ta mahkemeye kadar gitmiş. Dediğin gibi ben 17-18 yaşında bir yavru olsam kafama takardım bu durumu. Tabii. Şimdi Baba, zaten onun anne nedir adından, yani? Bak isminden bu konuşuyoruz kadar burada. başarılı genç bir sporcu geldi. Tebrik ettik. Geçtiğimiz gün Demet'i de gördük. O kadar haklı bir gurur ve öyle bir şey ki bu. Yani kalkıp bu konuyu konuşuyor olmak benim Ama bir anne olarak canımı bak acıtıyor. davayı açıyor. Olmamalı. Buna meydan verilmemeli. Dava açılıyor Ebru ve icra takibi başlatılıyor. İbrahim Kutluay buna itiraz ediyor ve icra takibi duruyor. Şener de diyor ki yeniden başvuruyor başka bir aileye. Affedersin, mahkemeye Mahkeme. ve itirazın iptali istemli ikinci bir dava açılıyor. Mevzu da Evet. 50.000 TL. Evet. Ama tabii mevzu bunun bambaşka olayında yani. Ya kim bilir bugüne kadar o kadar çok şey yaşanmış ki bu hikayenin içinde. Öyle fazla şey olmuş ki artık bu hani madem öyle işte böyleye dönmüş. Yani sen mi yapmıyorsun? Çünkü çok zorlu bir çetrefilli bir boşanmaydı Dur dur. hatırladığımız kadarıyla. Kutlay'ın da avukatı mahkemeye bunu da söyleyelim de şimdi hak yemeyelim. Demet Şener'in maddi durumu bu ödemeyi gerçekleştirebilmek için yeterlidir. Zaten tedavi masrafı ödenmiştir denmiş ama. Ama o zaman Dolayısıyla mahkeme ne herhangi bir diyorsa onu söylüyorsun. mağduriyet söz konusu olmayıp müvekkilimin kötü niyetli olduğu iddiasının kabulü mümkün değildir diyor. Bunu da Kötü İbrahim niyet. Kutlay'ın avukatı Evet. söylemiş.